verdiği ödevi kendileri yapmaz. Kurnazlık yaparak sürekli ödevlerini ailelerine yaptırırlar. Bakalım bu sefer yaptırabilecekler mi? İzleyelim, görelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Sakin olun lan. Ne kucalar lan? Bir sakin ol. Ay çocuklar, hadi siz odanıza geçin dersin. Hadi. Çalışın bizim yanımızda, çok durmayın. Okan ne ya? Ya sana bakayım. Hadi hadi. Valla bilgisayarlara falan da bakmayın. Gelip kontrol edin. Tamam anne. Hadi sen çocuklar. Konuşma ya. Buyurun oturun. Kız Sinem bilgisayarlara takılmayın. Gelip bakacağım dedim. Kız onu ne güzel söyledi. Hayır, çünkü sonra derslere çalışmıyorlar. Hocalar hep bize kızıyor. Haftasında veli toplantısı var Bilal abi. Coşkun niye? Hep beraber haberdar olmamış. Ya kızım haberimiz var ya. Şey Mehtap bize söylemişti değil mi Bilal? Söyledi söyledi. Ya hocam gidiyorsun o veli toplantısına. Bir ton şikayet bile dinledim. Ya bir de en sevmediğim şey ne biliyor musun? O saniyede onun doktoruyla hava atması var ya. Ay biz gerçekten çıldıracağım artık. Çıldıracağım. Kız Sinem. Çocukların ödevlerinde bölgeleri yapıyormuş ya. Öğretmeni demiş, nasıl? Ya şimdi sen bu çocuğun ödevini yaptın. Bu çocuk nasıl ilerli? İleride tek kaldı. Ben sadece bir merak. Hani ileride tek kaldı. Ne yapacak? Ne yapacak? Ya bunlar insan değil Şinasi abi ya. Yemin ederim ya. Vallahi. Ya sen bu çocuğu nasıl yapabilirsin? Yapamaz. Ya böyle çocuğunu tek nasıl böyle tek bırakmayacaksın? Bu çocuğun hep senin yanında mı olacaksın? Böyle ana baba olmaz olsun ya. Alnınızda bunu diyor lan size. Bilal, oğlum iş yerinde bir sıkıntın mı var lan? Ne acayip acayip bu senin? Ya hiç sorma ya. Herkesin bir hassas noktası var, ne yapacağım? Benim de hassas noktam bu. Çok doğru, çok. Ya ama şimdi Bilal gerçekten haklı ya. Ya sen al o çocuğunu, cami avlusuna bırak, vallahi daha iyi. Ya çocuğa emeklemeden koş diyorlar. Nasıl anne, nasıl baba bunlar? Anlamış değilim vallahi. Ya canım şimdi hani bize de ebeveynler olarak bazı görevler düşüyor. Nedir? Hani çocuk bir soruyu çözemez, yapamaz, kovulur, orada illaki yardım... Aman abi bak sakın sen yapma bana kalbi karma. Etmemeliyiz. Ama hani yolda kalır, yolunu bulamaz, rampadan çıkamaz. İllaki bir yol göster... Aman abi bak hassasım diyorum ha. Yol gösterme çabasına bile girmemeli. Ne hali varsa görsün canım. Ne hali varsa görsün. Aman abi aman yaman abi yaman. Hiç. Baba! Ne baba lan? Çıkı sen ne oldun lan? Burada bir tane konuşuyor, görmüyor musun? Hadi gelmiyor musun? Nereye gelmiyor musun? Tamam. Seni duymuyorum, seni duymuyorum la 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 la. Ya baba ne oluyor? Hep ödevlerimi yapıyor derdi. Şimdi de yardım etmiyorsun ya? Abi! Ne yap lan ne yap? Derdin buraya deminden belli, bana basan gibi. Abi o çocuğun ödevini yapalım. Abi siz nasıl anlıyorsunuz? Yeter lan, yapıyorum ben. Çocuğumun ödevini yapıyorum ya. Cibel! Bu çizeye hiç yakışmadı Sibel. Yok yok Sinem yok yok. Yok şey ya. Bizim çocuk biraz baskıya gelemiyor biliyor musun? Vallahi anlamama problemi var. Konsantrasyon sıfır. Sayısal zayıf. Sözüyle kapasitesi yetmiyor. Bizim çocuk bilin. Anlamış işler. Çocuklar da zekasını anneden alır derler ama. Sen bilirsin. Baba. Kızım konuşma yavrum. Hani yardıma gelecektin? Yardım mı? Ne yardım? Ya şey, ilk yardım ya ilk yardım. Ben bunu direksiyon konusuna yazdırdım da. Direksiyon değil de ilk yardım zahir ne yapacağım? Ne direksiyonu be? Hani ödevlerime yardım edecektin? Kızım konuşma yavrum. Oğlum sen geldin deminden beri burada bizi ulaşsın yerine gönderdik derdi. Abi çocuğun ödevini yapanın. Abi çocuğun ödevini yapılır. Karım dedi ki cami avlusuna bırak. Sen ne yapıyormuşsun? Ya şimdi sen, abi. Ne abi lan ne abi? Aynı hakkımı da yiyormuş lan.
Vallahi var ya, yakışma. Hiç yakışma. Ya aman canım ya, Allah aşkına ne istene ya? Ya çocuklar size de yardım falan yok. Odalarınıza gidin bakayım. Hadi. Niye? Ne var çocuklarınızın ödevine yardım etseniz? Ne güzel bize yardımcı oluyorsunuz işte ya. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Mesela benim resim dersi o kadar kötü ki anlatamam. Resim ki geçen ödev ver. Babam yap. 95 al. Evet ben de öyle. Benim ödevim de babam yaptı. Babam yapmasa da hayatta almış alamazdı. Alamazdı. Biz ne yapmış aldık lan? Baba hoca bacadan çıkan dumanı hiç beğenmedi. Oğlumu bacadan çıkan duman değil ya. İki dağın arasından kıvrılan nehir. Bak mavi duman mı olur? Bu resimci bana taktı ya. Ya aman şimdi Atta abi üzülme boş ver ya. Ya herkesin resmi benim kocamın resmi gibi iyi olabilecek diye de bir şey yok şimdi. Ya benim kocam bir natürmort çalışır. Öyle renklerin bütün tonlarına hakim. Niye? Çünkü doğal yetenek kendisi. Ya canım şimdi herkesin işleri bana böyle şeyler söylemeyin. Beni bilen bilir yoksa. 5 puan nereden kırmış acaba? 95 almışım ya. Perspektifte mi sıkıntı vardı ya? Boş ver baba ya. Onu bulamayanlar da var. Aş. Ne yani öyle resim yapma lazım geçseydi oho. Ne yani? Resim yapma lazım geçseydi oho. Benim babamın bir kere en süper sonu oldu konu coğrafya. İşte o soruyu şak diye çözer. Benim bir kere en süpersonik olduğum konu coğrafya. İstesem o soruyu şah diye çözer. Sor lan. Söylüyorum bana. Söyle. Arkadaşlar taşıdığı notları. Evet. Bak çekil ve BB notta. Evet. Çok iyi detaylı şeylerin. Hı. Kum ve çakılla karışmasını olsan bir gün çözemedim. Akar sular akar. Şimdi gelir. Toplar biriktirir. Bir içinti. Bak, yok ya biliyordum da molos molos bakayım. Bak yok baba Ali anam lan Ali vallahi senden mi zekan anam da lan bir araba Ali Yurman hakkında bir laf şeyde ne oldu lan bir lan çaktım ağzının ortasına soruyu bir lan ne oldu Mete abi ölümsün ne oldu ne oldu ne oldu hiçbir şey olmadı bir kere senin babanın en süper sözü olduğun coğrafyaysa benim babam en süper sınıf olduğu matematik. Evet, haklı. Ya tabii canım herkes der. Bir de benim kocamın matematikte ne kadar iyi olduğunu. Teveccühünüz. Ver bakayım sonra ne diyormuş. Komple. Evet. Cemalettin. Herhangi 4 rakamı silinip kalan 2 rakam sağdan sola doğru aynı sırada yazıldığında 3 basamaklı ve 6 ile tam bölünebilen bir sayı belirten 7 basamaklı doğal sayı her biri kağıda yazıyor. Daha sonra bu kağıtların tümünü bir torbaya atıyor ve babasına torbadan rastgele bir kağıt çektiriyor. Buna göre Cemalettin'in babasının torbadan çektiği kağıttaki 4 basamaklı doğal sayıların aynı olma olasılığı kaçtı? Evin cansın Cemalettin. O cansınsın Cemalettin. Hayır babası da demiyor ki Cemalettin Cemalettin sen neyin peşindesin? Al kızım bunu götür. Götür ver hocam o tuat. Ya o tuat Ali ya. Ne oldu lan Bilal? Soruyu çözemeyince soru hatalı soru hatalı. Ne oldu? Sor oğlum sor. Bana çabuk soru sor sor. Bende de aynı soru var baba. Ne demek aynı soru? Ne? Koskoca adamlar aynı söylüyor. Koskoca ne dedi? Soru hatalı. Benim IQ'mu boş şeyler için kullandırma ya. Sor. Ben bilmesem oran gülür. Sor. Vay be. Senin bilgi olduğun konu kimya. 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 Geldirirken ne düşündürüyor işte. Ya biz de buna maruz kalmıyoruz ya. Sor oğlum sor. Ver bakayım. Periyodik sistemin sağ tarafında bulunan sonu 5, 6 veya 7 elektrondan oluşan ısıyı ve elektriği iletmeyen mat görünümlü elementlere verilen isim nedir? Isıyı iletmeyen mat görünümlü diyor. Alivyon! Hanım, dadın kavram hanım, dadın. Mat görünümlü diyor, ısıyı... Nubuk! Nubuk mattır, ısıyı iletmez. Çok zeki lan. Mete abi ne oldu? Masmal adım neydi? Ne oldu? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bir kere senin baban onu yaptı. Senin babam... Bir muhabbet kuşu gibi konuşup.
Sen de öyle dur, tamam mı? Ay, adamsın, yapsın kaptı. Kızım beyni merak etmiyor ki. Sesin buradan giriyor, tahribat veriyor, buradan böyle çıkıyor. Ya geniş vermişsin gibi ya. Normal. Konuş kızım, yapacak bir şey yok, konuş. Senin baban onu yaptıysa benim... Ya kızım kelimelerini iddia ediyorlar. Açık kes. Biter be. Sizin aile sözelciyse, ay sizin aile sayısalcıysa bizim aile sözelci bir kere. Evet, doğru söylüyorsun. Bizim aile sözelci. Aç yavrum, aç kızım, sözelci var. Ha, ne diyorsun orada? Kamayı kim yapmıştı? Totti. Geçen maç 90 artı 3'te penaltıyı kaçırdı, Roman yaptı. Dediler be. Ya onu demiyor. Gerçek şeyini soruyor. Roma'yı kim yapmıştır ya? Roma nereye ya? Roma geçin bir Evo dezenine indim var. Nasıl gelmedi ama Roma oranı... Ay kızım sen bunlara bakma, yaz kızım. İmparator Neon. Hatta öyle bir ışık çıkmış ki hayatında. Öyle bir alev almış ki ortalık. Neon ışıklandısı da oradan gelir. İmparator Neon. Neon'du Şevket abi. Kırdım kaldı. Ya. Aslanlarım benim. Aslanlarım. Apartmanın girişindeki neon tabelasından ismini yazacağım kız senin. Midem ne bacak bacak benim. Sor oğlum sor, başka soru yok mu? Sor. 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 Ver baba. Ama bu size biraz zor. Mantık mı? Mantık dedim mi oradan duracaksın. Şinasi abi bir bak diyeceksin. Mantık benim köpek adım ya. Sor. Sor. Ver bakayım. Bu burası mı? Ahmet'in oğlu benim oğlumun babasıdır diyen bir adam Ahmet'in nesidir? Ahmet çok... Ben Ahmet'im. Ben Ahmet'im. Sen Ahmet'in babası ol. Sen baba ol. Sen niye sen Ahmet'in oğlu ol. Sen böyle yapma, sen küçüksün. Sen, ben şöyle çocuğumuz gibi ol. Olma. Sen bu yanını kessen, ulan eltime benzedin. Sen de hiçbir şeye benzemedin ki. Ay kayboluyor. Beni çıkaracak o. Beni mi sen de sen? Bu soruyu çözmemiz lazım, tamam mı? Bu soruyu çözmemiz lazım. Evet, soru bizde. Bir yer kalk. Kalk. Şimdi sen Ahmet'in oğluysan. Oğluyum. Sen de Ahmet'sin. Ben de Ahmet'in oğlunun babasıysam. Sen bunu benim de susuyorsan bile. Ona gitti ya. Ben bunu senin yanına bırakmam. Bırakamam. Nasıl bir ilgilisi? Nasıl bir aile bu? Vallahi anlamıyorum. Git yerime. Tamam Sinem, tamam. Tamam Sinem, sorun çıkartmaya gerek yok. Soru bende. Soru bende. Şimdi Ahmet'in oğlu... Evet. Benim oğlumun babasıysa... Bu durumda onun oğlu oluyor. Allah Allah. Vallahi. Bunu diyen adamsa... Evet. Ahmet'in... Evet. Ahmet'in Ali Yon. Lanettir Ali Yon'una da sen. Sezon başı gol attın. Sezon sonuna kadar yatan golcümüzsün var ya. Allah desin. Ben bu işi tamam ben de. Şimdi bence burada önemli olan Ahmet. Evet. Önce Ahmet'i bulmalıyız. Bu Ahmet kimdir? Kimlerdendir? Bunun babasıyla soru nedir? Önemli olan bu. Ha, bu Ahmet olsun. Tamam. Kızım sen. Sen kendini bil. Ders içinde ders veriyorum. Şimdi neydi bu Ahmet'ti? Bunu bir taraf alabilir miyiz? Ne oldu? Gırlet öbür tarafa geçmiş oldu değil mi? He. Sen kimdi? Bunun kız kardeşim. Alayım tekrardan. Ne oldu? Yastık buraya geçmiş oldu. Ya şimdi sonuç olarak... Onu tekirsin lan! Lan tekirsin lan! Lan lan lan! Gücünü ele geçirmesin. Aferin gibi. Ahmet! Ahmet! Sakin! 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 O zaman bunu söyleyen kişi Ahmet'in oğlu! Aynen ya! Sonra çocuk niye böyle? Bizden kaçar mı be yiyorum? Sor, yeni soru ver. Yaptan kaçar. Ver! Çabuk ver! Çabuk ver! Yok ben ödev bitti. Bitti mi? Lan! Nasıl bitti? Söyleye annem ayıp ders söyle. Söyleye ders söyle. Beden! Hadi! Hadi! Koş! Hop! Beden!
Biz de takla açayım. Kule mi yapsam? Aman aman sakın dışarı çıkarmayalım. Biz de takla. Takla mı? Takla diyorum. Ay bunlar ne kadar saf ya, geri kandırdık. Evet, artık daha kadar bilgisayara takılabiliriz. Ben bu gazla babama askerliğe bile yaptırdım, çak. Arkadaşlarımıza gösterdikleri performanstan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki oyunumuz, malumumuz, ülke geleneği kiraları aldı başına gitti. Bu sebepten ötürü yeni atanan memurlarımız büyük şehirler yerine köyleri ve kasabaları tercih ediyorlar. Önceden büyük şehirler tercih edilirken, şimdi ise tam tersi oldu. Bizler de bu durumu komik bir şekilde ele aldık. İzleyelim, görelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hadi hadi, tabakana çıkaracak. Gözünü sevdim yani. Aç şu bilgisayarı. Dur, aç, dur, aç, aç. Dur, ben de oğlum yanına oturacağım. Kız gel. Sen oğlum gel, aslan oğlum benim. Aç, aç. Hadi. Hangisi aç. Önceydi? Hemşireleri kim öğretmenleri? Hangisi? Kim? Anne önce hemşireleri sonra öğretmenleri. Tamam. Aç. Hadi Allah'ım inşallah ya Rabbim. Güzel aç, yer gelir ya Rabbim. Amin. Hadi. Allah'ım okuttuk, büyüttük, bugünlere de getirdik. İnşallah güzel yerlere de atılırlarsa biz de fikrimden emekli olup bir gün yüzü görürüz. Tabii canım. Bir kıza giderik, bir oğlana giderik. Gönlümüze göre tatil yaparız biz de. Hak ettik ama Fikrim, hak ettik. Oho, hak etmek mi ya, hak açıklanıyor ettik. Açıklanıyor şu an. Ah, hadi, hadi Allah'ım kura aşamasını ya Rabbim. Sen yüzümüze bak ya Rabbim. Ya Rabbim sen büyüksün, sevindir bizi. Ya arkadaşlar bir sakin olun. Ya ne dua ettiniz ya? Hadi aç da görsünler. Tamam. Hadi. Aha bak. Çıktı. Ah nereye çıkmış? Ben bakamayacağım. Nereye çıkmış? Çabuk. Çıksın. Antalya. Ah. Antalya mı dedi? Baba ben demedim, o dedi. Antalya mı dedi? Allah'ım biz sana ne yaptık, kurban oldum Allah'ım. La bu kız nasıl geçinir oralarda? Ah. Fikri. Ben çocuğumu göndermem Antalyalara. Ne yapar? Nasıl ev tutar? Nasıl kiraları? Ay benim kızım ne yapar Antalyalarda? Ruslardan, İngilizlerden nasıl fırsat bulup ev tutar, ev kiralar? Yaya gel, yaya git ölür. Tabii. Anne ne yapıyorsun ya? Aa ne yaptınız? Bulur mu uygun bir yer? Niye bulacaksın kız? Niye bulacaksın? Hemşiresin sen kızım. Senin etinle butunle de bulurum uygun bir yer diyor. Gözünü sevdiğim yana ya. Sen Rus oligark mısın? Gözünü sevdiğim. Ya sayamaz da can versin. Ölüm ki sizden bir tut biz bu kızı. Evet. Anne ben senin adını niye sürekli ölüyorum ya? Açlıktan kardeşim, açlıktan. Evet. Ya benim öğretmen arkadaşım vardı Seyit. Şu Abzarın oğlu. He Garo. Ya o da tayin bekliyordu. O da öğretmen ya. Antalya'ya çıktı 12'de. Gitme dedik. Yapma dedik. Bastı gitti Antalya'ya. Önce özel ders. Sonra online eğitim derken kötü yola kadar düştüm. Abi bir tek hızlı düşmedim ya sence? Kızım 30 bin lira maaş alıp 40 bin lira kirayla evde oturmak kolay iş mi? Bir tarafında Ruslar. Ruslar. Bir tarafında Ukraynalılar. Ukraynalılar. Zengin Araplar. Araplar. TL kazanıp euro alacağım. Dolarla kira demek kolay iş mi? Vay başıma gelen. Bacım Antalya acımadın. Abi ne yapıyorsun ya? Aa delirdiniz iyice. Abi işte örtü hemşire orta gibi çıkan kiramızı birlikte ödeyelim. Fotosentez mi yapacaksın kızım? He? Hadi diyelim fotosentez yaptım. Ya seni hiç mi orada ötekileştirmeyecekler? Hiç mi ikinci sınıf insa yerine koymayacaklar ya? Ya hiç kim bu Türk demeyecekler mi? Ne bu kadar abartıyorsunuz? Antalya ya Antalya. Bildiğimiz Antalya. Ay ben bakacağım biraz bre. Bak hele bak. Bak. Allah. 1500'e evler var. Kızım biz 8.5 kağıda oturuyoruz. Nasıl 1500? Hele para birimi. Para birimi ne? Para birimine bak. Bak. Euro. Aa, ben ne yaparım herhalde? Nasıl öderim bu paraları? La yavrum millete gidiyor Anadolu'nun en ücra köyleri, kasabaları, kırsal yerler. Ya bizimki de gelince Antalya ya. Bulamadın ki kıza bir torpil. Gitsin daha köye. Ya bulamadın nereden bulayım? Nereden bulayım? Beni tanıdın mı var? Vardı. Kapı çalıyor. Ayağım çok şık. Valla halı sahada. Tamam. Ben bu evin uşağıyım. Ben açarım. Evin babası değilim. Allah razı olsun. Hiç zahmet etmeyin ben Azmiye Hanım. Selamun aleyküm. Selam şükür. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol, sağ ol. Hoş geldin. Kızım hoş geldin. Merhaba, merhaba. Ya arkadaşlar, bizim atamamız çıktı. Evet. Kızın atamamız çıkınca dediniz. Eğer güzel bir yer çıkarsa herkese baklava da açar. Tamam. O yüzden gel. Ya. Ya ne çıktı? Ne çıktı? Anadolu'nun en ücra köyü Kapıdere çıktı. Kapıdere mi? Evet. Ama nasıl biliyor musun? Kasabaya 3 saatte gidiyorsun. Evet. Ya! Aynen. Yani doğal gaz yok. Tabii. Tezek yapıyor. Tezek. Tezek yapıyor. Yani kendisi istese bile garajıya gideceğim bir yer. Ay o kadar mutluyum ki de sağlık hocam. Hemşireler için lojman bile var. Lojman.
hatırlıyorum. Evet. Bok vardı. Bok vardı sabahtan akşama kadar. Ne çalıştın? 98 aldım. Ya kızım azıcık az çalışaydın. 55-60 alaydın da. Sen de kapıda ya da bunun çöğüne gideydin. Ya hele bak şu işe ya. Ya bak ne bağırıyorsun ya? Sıran mantı yüksek puan almak değil mi? Artık değil. Değil. Artık değil. Evet. Düşük puan alacaksın. Sen de gideceksin Günay gibi Anadolu'nun Ucur abi köyüne. Evet. Hayırlı olsun Günay. Hayırlı olsun. Gözümüz yok. Çöller artık yukarı çöğüne mi? Vermezler mi ya? Kalmaz altın araba gidecek. Ay ben araba değil de ev almak istiyorum. Baya konut düşünüyoruz. Konut alacağız inşallah. Konut. Konut evet. Hayırlı komşu ne oldu böyle ya Allah Allah. İlyas ustalar da dahta aldın ama. Dahta bu senin yüzü. Neresiniz bu sarıda var mı? Ne oldu böyle? Şükrü sen o tatlıyı getir ben akşamına yerim. Bizim kızın tayini açıklandı ben ondan sinirliyim. Aa nereye? Söyle kız. Antalya. Evet. Aa. Gel kızım gel otur abi. Gel otur abi yastığını alayım da şöyle. Ay çok geçmiş olsun. Ha. Çok geçmiş olsun, çok geçmiş olsun ya. Devam et. Çok geçmiş olsun, çok geçmiş olsun ya. Ha, cidden ha. Ya nasıl oldu bu iş böyle ya? Hani ben orada artık Türk kalma diye biliyorum. Orada devlet hastanesi var mıymış ya? Merkezde bir tane kalmış işte. Bir tane ki merkezde kalmış. Ah, ölenle olana çare yok yenge. Sıkmayın canınızı olmuş artık. Şükrü. Efendim? Edem sen bu tayin işini nasıl ettin? Kapı dere çıktı diyorsun ya. Var mı bir tanıdık torpilme Ankara'da mı? Hadi söyle. Yok be Edem nereden olsun? İnan ki şansa yani. Ya kapı dere diyor Şükrü nasıl şans oldu? Gözünü sevdiğim yana. Vardı bir tanıdığın ya. Vallahi şans. Ya bak varsa ben senin cebine bir şeyler korum. Tamam mı? Bana da söyle. Ya yok olsa. Ya vardı Şükrü gözünü sev. Antalya'da kiralar 35-40 kere hatta başlıyor. Aşk olsun olsa yapmam ben. Yapma. Tamam ya, tamam tamam Fikri tamam sakin ol. Anlıyorum bak şu an çok büyük bir şok yaşıyoruz. Ya işte. Ama orası da bizim memleketimizin bir parçası değil mi? Evet tabii. Sen gitmezsen, ben gitmezsem kim gidecek ana? Doğru. Lütfen biraz sakin olalım. Lütfen çevik olalım. Doğru. Hava benimkine açıklanıyor. Hadi inşallah. Allah. Hadi inşallah. Allah! Ben harfine geldim. Ananın afına dönetmiyor ki sen. Allah! Kızımızdan yanık yüzümüz gülmez. Var yolumuzdan gülsün. Hadi inşallah olmasın. Allah! B harfine geldim. B harfi sen ne oluyor? B. Tamam el ele tutuşum. Tamam. Ben bakamayacağım çünkü. Allah'ım inşallah buna da belören, besti, burun çayır. Ne bileyim Ozan köyde olabilir. O gelir de bu da çal... Anne! Anne! Oğlum deme gözünü seveyim. Antalya'nın üstüne çok ağır olur bu. Harbi mi? Valla. Böyle hep üst üste gelir. Şükür aman, aman aman aman. Özür dilerim baba. Ya aslında var ya. Bir aileden bir kişi güneye yollayacak. Haksızlık yani tamamen. Ya bizim nasıl bir kanatlı ailelerimiz varmış? Ne yapar benim çocuklarım zenginlerin diyarında? Bir lehmeyi cinli olmak isterim. Anacım ağlama. Kaderimiz, alnımızın yazısı bilmiş. Çekeceğiz baba. Ya harap oldunuz böyle şekilleri ya. Ya benim sanki bir tanıdığım falan vardı. Bodrum'da bir emlakçı arkadaşım. Ya vardı da beni niye oyalıyorsun? Ara sana. Ara. Aradın mı Şükrücüğüm? Aradın mı Edem? Çalıyor mu? Bakacağım. Peki açtı mı? Alo Kamuran. Kamuran mıymış? Kamuran sen misin? Bu o muymuş? Olsun deme lan. Ben de şüphe şurayım bir dakika. Tamam. Kamuran bak şimdi. Bizim burada tayin çıkan bir şeyimiz var. Bir yakınımız var. Ya yakın. Çok yakın. Çok. Yakınımız yani evet. Şöyle çok yakın. Ya biz başımızı sokacak bir yer arıyoruz. Ya baş olmazsa ya da olur. Boya bitecek zaten bunu. Köpek bağlasa anlıyorsun. Oo. Ya küçük kulübe ya başımızı sokacak bir yer arıyoruz. Ya baş olmazsa ayağın olur. Ayağın olur. 40 bin diyorsun. 35 ayarlar sınav ne diyorsun? 35. Abi böyle ahşap ev bungalov ev oluyor ya. Oğlum şu köyde Abdullah Emin vardı o mu? Baba o torpaç ev ya. Ahşap ev bungalov evsi olsun. Bungalov gibi bir şey mi? Bungalov gibi bir şey mi? Cahil ya. Tayin ağustu. Ya tayinime kaldı, tayin kaldı. Çıktı, tayin çıktı. Tayini çıktı. Tayin ağustu değil. Normal ağustu, normal ağustu. He. Ne? Ha, köpek balasan dediğin bildiğin kulübeydi yani. İt kulübesi. İt kulübesi. İt kulübesi. Yok, Burak ne diyor onu? Oğlum iki tane manın neyle yaşarsın ya. Dev pire ilacın neyini alırım. Dalga mı geçiyorum baba? İt kulübesi olmaz, kapat. Ya küçük falan tam olmaz. Yok abi. Kapat ya, kapat. Yok abi. Bodrum bitmiş. Kapattın mı? Lan? Kapattın mı? İyi kapattıysa iyi. Ya belki okulun lojman falan var. Aferin kız aklından bin yak. Ara sana oğlum niye aramıyor? Ara sana Burak. Aradın mı oğlum? Aradım baba. Açtı mı oğlum? Çalıyor baba. Çaldı mı? Ya tamam açtı mı? Evet açtı baba. Tamam sustum. İlk öğretim okulu mu? Ya o senin ilk öğretim okulu mu? Oraymış. Tamam orası. Ben Burak'ı öğretirim. Evet öğretirsin. Öğretirim evet öğretmenim yani. Tabii. Ya benim tayinim sizin okula çıktı da. Çıktı. Ya diyorum ki
okulda öğretmenler için kalacak bir ev, oda falan. Ya küçük tuvalet de olur ya. Yok maalesef yok. Ver telefonu ver. Avrat, avrat sen bizi kurtarsın. Alo, hocam ben Burak'ın anasıyım. Anasısın. Şimdi benim çocuğum böyle derslerden sonra sınıfta kalsa, sizi süpürse, evet. Sonra akşam da sıraları birleştirip uysa olur mu? He. De. Alo, nasıl kapatma. Alo. Ya ben Burak'ın babasıyım. Baba. Alo dedi ha. Ya hocam şimdi bu Cemre böyle ders verecek ya. Akşam oldu mu da okulu silse. Üç tane sıra ya da iki telefonun boyu yok bir çocuk bu. Yatağına döşe köyden anam giller isteyeceğim ya. Müdür mü yapıyor? Hayır, baba ben. Kurtarım abimi. Alo. Hocam ben kardeşim Nilay. Nilay'sın. Şey abim bekçilik yapsa. Seviyorum. Çok sever. Boşta bakmayın. Telefonla oyun oynuyor. Nasıl bekle oldun senin? He. Onu da siz mi yapıyorsunuz? Ya ver kapat şunu ya. Ya arkadaşlar var mı başka parlak bir fikri olan? Ya ben öğretmenim ya. Ya ne bekçili ne paspası kardeşim. Ya ben atanmayı bekledim ya. Sen atandın tek cehenneme atan. Cehenneme atan. Parlak fikri. Ya her şeyin bir çıkış yolu var deme. Her şeyin bir çözümü bulunmuyor mu? Ya bunun da bir çıkış yolu olmalı. Baba, sen hiçbir şey düşünmüyorsun ya. Ya orada küçücük, minnacık, öğretmen yolu gözleyen çocuklar. La oğlum sen de bir çorbaya 200 kağıt para vereceğini düşün la. Ya bir lahmacuna anayın dediği gibi 900 kağıt vereceğini düşün oğlum. Hı? O 80 metre 100 metre yatıyor lan adamların yanında. Sen kendini hallederin. Ediyorum mu? Acık mısın sen? Ediyorum. Ama olmuyor. Ulan oğlum. Sen ne kadar düşüncesiz bir insansın lan. Ya sana ne oluyor? Sinirlendim ben de. Evet. Memur maaşıyla aldığın o ucuz takım elbiseyle mekanın kapısına gelince geldin. Personel girişi arkalandır dediklerini düşün. Bunu bir düşün mesela. Ay ama çok rencide edici babacığım. Evet yorar ama adamı. Ay Allah'tan benim böyle sorunlarım yok. Allah'tan bizim böyle sorunlarımız yok. Bak ben ne yapacağım lan ya. Şükrü. Efendim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Kızımı oğluma istiyorum. Ne? Ne? Ne yapıyorsun sen ya? Ne mi yapıyorum lan? Ne mi yapıyorum? Hayatını kurtarıyorum oğlum. Hayatını kurtarıyorum. Ya oğlum gidersin 6 ay orada Bodrum'da dişini sıkarsın. Sonra eş durumdan hop Gülay'ın yanında kapı direği tayini çıkar. Hem benim orada kivrem de var oğlum be. Reşit kivrem var, peynirini sütünü verir la. Ha baba Gülay'la mı ya? Allah Allah. Ne demek bu Gülay'la mı ya? Ya anacığım ortada sıkıştım kaldım. Ya sen de biz küçüklükten beri arkadaşız, komşuyuz. Ya garip olmaz mı? Diyordun yani el alem ne der demez mi? Şu kapını kapatsana be! Ne güzel işte! Efendiden bir arayı tanıyorsunuz. Efendiden bir arayı tanıyorum oğlum. Tamam baba, bunu ben bir düşüneyim. Ya neyini düşüneceksin oğlum? Bak boğazım yırtıldı. Neyini düşüneceksin ya? Ya gideceksin sabahtan akşama kadar 30 milyar maaşa. Çocuklara cevle cüveleye ders verecek. Ulan yavrum sonra millete tıkanan tuvaletini mi temizleyecek? Bulaşığını mı yıkayacaksın? Ya da oğlum kapı derede mis gibi yaşayacaksın ulan çebişlerin davarların içinde ya. Davar kokuyor oralar ya. He. Gülay. He. Benimle evlenir misin? Bitti. Yok artık canım. Benim kızım da pat diye betleyecek hali yok ya. Ay tabii ki. Ben şimdi bulacağım dağın başına. Tabii mantıklı yani. O zaman Şükrü ne zaman istemeye gelelim? Ne zaman istersiniz? Edem tahminen birazdan istemiş olur. Tamam biz o zaman gidelim. Anne sana bedel. Tamam. Bir şeyler falan. Tamam. Babacım. Damadım. Hadi yenge. Bakalım sen var ya. Kapı orada hadi. Hadi Hilal'e. Hadi hadi. Yorum oğlanı kurtardık ha. İyi mi kurtardım o da? Yok mu la bu Şükrü'nün memur oğlu falan, onu da bundan evlerim. Şükrü'nün yok, Abzer'in var. La Abzer'in oğlu kel. Bir şey ya, olmaz. Ya baba, ben evlenmek ben istemiyorum. Kızım, bak Antalya'ya git. Evlenmedin, burada benimle kal, ben sana eşlik ya ben ya. Senin turşunu kurayım, evde kal ya, vallahi. Ne? Gül gibi geçinirsin bizle. Yani ya. Çalışmasan kızım bak, çalışmasan Antalya'ya gidip. Vallahi kardayık ya, Allah belanı vere kardayık ya. Ya öyle bir şey olabilir mi? Dışarı milyon tane isim var. Doğru. Hazır ben atanmışım. Ne demek çalışmaya bak? Onca yıl boşuna mı ben çalıştım ben? Ne yapacağız biz Fikri? Çalışacağız. Nasıl yani? Ya kızımız çalışıp para kazanabilsin diye biz çalışacağız. Emekli olamadık. Baş ver emekliyle 10 kağıt zaten bir şey olmaz. Çalışır. Ya çalışırız 17 kağıt alırız. Ses etme. Ya abla hadi ya. Arkadaşlarımıza gösterdikleri performanstan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki oyunumuz Yalancı Müteahhit. Bu müteahhit akrabalarına sürekli sizlere ev vereceğim diye sürekli akrabalarını dolandırır.
Fakat aradan günler geçer, aylar geçer, yıllar geçer. Akrabalarına bir türlü ev falan vermez. Akrabaları ise bu duruma daha fazla dayanamayıp müteahhit eniştenin iş yerini basarlar. Müteahhit enişte yine ellerinden kurtulmayı başarır. İzleyelim görelim, iyiyse gider, iyi eğlendirer. Ya Fikri sana uyduk gelirdi, ne bileyim İbrahim enişte ayıp ediyor kimle geliyor ya. Fikri, benim için de hiç rahat değil. Yani adam akrabamız, bizi dolandıracak değil ya. Ya bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Ya biz bundan 18 yıl önce köyden kalkıp şehre geldik. Başımızı sokacak bir evimiz olsun diye. Ya bırak başımızı sokacak evi, ayağımızı sokacak kulübe yok ortada ya. Sizce de nerede bu evler demenin zamanı gelmedi mi? Doğru diyorsun da. Adam bizim eniştemiz yani, bizi dolandıracak değil ya. Yapmaz öyle bir şey. Yapmaz ya. Bir dakika. Tamam bak. Şimdi biz bu ofise ne zaman gelsek? Ofis sürekli lüksleşmiyor. Merhaba hele. Sürekli kapının önündeki arabaların değeri artmıyor mu? Ya tamam. Hadi. Tamam hadi. Adamın günahını almayalım ama bakın biz 18 yıldır varımızı yoğumuzu veriyor ama sürekli İbrahim enişte zenginleşiyor. Yapar bak. Doğru diyor valla. Ben geçen gün duydum 12 artı bir ev almış. Gelsin buraya yüzüne soracağım. Senin 12 artı bir evin var, bizim evler nerede diyeceğim. Ya ben de şimdi bir kıllandım ha. Kapının önünde de hayvan gibi bir şey vardı. Jipi ben de en az 3-4 milyonluk bir jipti yani. Ben de duydum. Miami'den yazdık. Ev almış. Miami'den yazdık. Hesabını sorar. Sonra gelsin gele. Benim canlarım gelmiş. Benim bir tane jipi kooperatif üyelerim gelmiş. Hoş geldiniz. Oturun. Hoş geldiniz. Ya oturun ya. Vallahi pek de hoş gelmedi. Girmamer işte. Kusura bakma. Hatırlamıyorum. Ne oldu Fikri ya? Hele bir anlat ya. Sorun şu kenişte. Biz başımızı sokacağımız bir yerimiz olsun. Niye bu kooperatife girdik? Evet. 18 yıldır bu kooperatifin parasını veriyor. Evet. 18 yıldır başımızı sokacağımız evimiz yok. O kadar doğru söylüyor ki. Ben 18 yıldır hem kira ödüyorum, hem kooperatif ödüyorum. Ortada hiçbir şey yok. Enişte. Evet. Biz de duyduk. Seni ev alıyorum. Bizim evler nerede? Benim canlarım bakın şimdi siz kirada oturduğumuz için Allah nazarında ne kadar şanslı olduğumuzu bilmiyorsunuz ya. Enişte bizim evin damar tutuyor. Ben de mi şanslıyım? Evet. Ya en çok sen şanslısın. Paşa en çok sen. Bak sen damın akıttığı için kafana isyan ettiriyorsun ya. Her damladığında bir sevap kazanır. Ya ben damım akıtmadığı için durduk yere sevapla kalıyorum ya. Öyle oluyor tabii Gamze, buradayım ben. Düşünüyorum işte. Allah kimini varlıkla, kimini yoklukla test ediyor. Beni de varlıkla test ediyor işte. Vallahi ben de test ettim o zaman. Ya vallahi ben hazır oldum, hissediyorum vallahi. Fikri, oğlum günaha girersin, çarpılır. Bak, ne deyim demeyeceksin. Şükür diyeceksin ya. Ya ne de ne derim, şükür de derim. Ya ikisinin birbirine bir engeli yok ki. Mesela soruyorum. Neden? Neden enişte sen bizim 18 yıldır evlerimizi yapmıyor musun? Nasıl bizi dolandırıyor mu? Ben iyisini size bir kıssa anlatayım. Bize kıssa mı savaşıyor? Bir gün Allah fakir Allah. Bir adam yolda yürüyor. Yolda giderken bir dene görsün. Ne? Yolun kenarında oturmuş ağlayan zengin bir adam. Beyim diyor fakir. Tabii şaşırıyor. Beyim diyor sen neden ağlıyorsun? Diyor. Zengin adam diyor ki, üşüyorum fukara kardeş, üşüyorum diyor. Fakir adam diyor, neden üşüyorsun beyim, neden üşüyorsun? Arkada kocaman konağın var, gir içeri domasın, ya otur diyor. Zengin adam diyor, insan üşüdüğü zaman ben giriyorum da yakıyorum da ısınamıyorum. Neden diyor, beyim neden mi? Ey fukara, ya fukara, diyor zengin adam. İnsanı ısıtan şey odun ateşi değil, bir sıcak gülüştür diyor. Bunu diyen fakir zengin adama şöyle sıcacık bir gülümsüyor. Belki de hayatımda zengin adam ilk defa ısınıyor. Evet ya, şu sıcak gülüşlerimiz var ya bizim en büyük hazinemiz. Hazinemiz. Gülüşmeler çok da var. Gülüşmeler çok da var. Allah, madem bu
Şöminesi var, şömineyi yakıyor. Ya şömine sonuna da bakıyoruz ya. Ya siz kendinizi acıyın bir ya. Sen sahip olduğum şeyin farkında değilsin. Oğlum siz mutlusunuz lan. Ama işte ne yapacağım? Paralık büyük dert ya. İşte çekilecek şeyler abi. Ben size çok üfleniyorum lan. Ya ayağımdaki ayakkabı ayağıma olmuyor bile. Astarı çıktı ha. Ben ne yapacaksam. He? Ay sonu da denk getiremiyorum. Bunun neyini işte. Oğlum siz bir mandalina 10 kişi götürüyorsunuz. Ben artık tatmin olamıyorum. Oğlum belki en uçlarda yaşıyorum ama işte ben kendi ellerimle yok ettim öteki dünyamı oğlum. Ben size bakıyorum. Ulan en azından öbür dünyada yeriniz var be. Vallahi. Yani bu dünyada yerimiz olay değil mi yani işte? Biz bir tanecik küçücük odada 5 kişi kalıyor ya. Ya o da bir şey mi? Göt kadar o da daha bedersiniz. Kaynanamdan kaynbabam da geldi. Affedersin ayak kokusundan öleceğim. Kaynanam da horluyor. Lan, 8 dişi kalıyor. Fikri Paşa bak oğlum. Ben senin yerinde olmak için o aile birlikteliğini hissetmek için neler vermedim. Ve yeri geliyor 4 gün çocuklarımı göremiyorum ya. Niye ya? Ev 4 katlı. 12 oda. Çok ısın. Çıkıp yoruyor. Ben istemez miyim çocuklarımla koyun koyun uyum ha. Onlar yürürken onları seyirmek ama olmuyor işte çok zor. Allah'ım esirgesin, Allah'ım esirgesin. Ya abi yazık. Hamza abla bir dakika hemen düşme beni delirtme. Ya abi İbrahim enişte 4 katlı 12 oda bir evde gelip de bize burada fakirlik övemezsin ya. Fikri. Allah Allah. Oğlum sen ne kadar rahat olduğunu bilmiyorsun. Rahat rahat yaşıyorsun lan ne güzel fakir. Ben ne yapayım? Kolay mı lan bunlar? Kolay mı? Kolay. Ne kolay. Kapalı privetlerde geziyorsun sen. Abi ben kapak. Ben artık tatmin olamıyorum. Doyamıyorum abi da. Ben yeni kumarlar, alkoller, maskeli balolar, kim kime dumdumalar. Kapalı private partiler. Bunlar nasıl bak kolay mı ya? Kapalı private de ne yapıyor enişte? Yavuz baba diyor. Kolay mı ya? Kolay. Ya. Oğlum senin yüzün kuru oldu. Sen sabah uyanıyorsun. Bakıyorsun. Cebinde para var mı? Yok. Derdin belli mi? Belli. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ha? Söyle bana. Bunlarla... Canlar oluyor, dayanamıyorum ya. Zenginlik mutluluk geçirmez derlerdi. Daha da inanmazdım vallahi. İnanmaz. Kim diyormuş lan? Zenginler. Lan madem fakirlik bu kadar övünülecek bir şey. Fukara gibi yaşasan enişte. Niye senin kapında milyon liralık arabaların var? He lan? He. Lan ben şimdi ayırdım ama. Niye kapında milyonluk arabalar var? En çok senden umutluyum ben kaptırlar mı? Eyvallah. O kapıda gördüğünüz araba var ya benim canlarım. Benim bu yeryüzündeki cehennemim ya. Araba senin değil mi enişte? Araba cehennemin mi? Allah cebini doldurmadığı gibi burayı da boş ver. Burada haklı söyledin enişte. Yani cehennemin derken ben o arabadayken cehennemdeymiş gibi hissediyorum. Şimdi siz bilmiyorsunuz. İnsan arabası olunca kapıda biniyor, kapıda iniyor. Lan siz ne güzel yürüyorsunuz lan. Ben otura duba gibi oldum. Kalp desek var, damar sertliği desek var. Her gün sidik mobilya yemekten kolesterol tamam. Ben ya giderim. Ama enişte Allah korusun ama şunlar esef etsin. Öyle. Ben hep lan size bakıyorum her sabah. Mavi güldesiniz lan. Hep berabersiniz. İç içesiniz. Sabah şekli sırt sırtasınız. Omuz omuza. Lan kimiz yanak yana lan. Lan sıkışı yok. Ben, adam aldık çalıyor aldık ya, çalıyor. O beraberlik o iç içeliği o kadar isterim ki Fikri ama ben siz her sabah mavi gölde giderken ben işte açık arabamda. Tek başıma gözyaşlarımı içime akıta gidiyorum Fikri. Bunlarla sen bak kolay mı? Üşüyorum lan ben. Arabanın üstü açık ondan üşüyor. Ya sus kalpsiz Fikri. Geldiğinde buraya hesap soruyorsun Allah Allah. Ya sen nasıl bir adam çıktın Fikri? Neyse yemin ediyorum bize etiksen etme. Affet bizi ben elini Estağfurullah. Ya yani gerçekten şu anda adamın mal varlığını özlüyorsunuz. Farkında mısınız ya, acaba? Sus! İflis ya! Konuşma artık! Ben biraz duygulandım. Duygulandım. Bak. Ben size bir kısa da anlatayım da dinleyin. Kısa anlatayım. Bir gün fukara bir aile akşam yemeği yiyor.
Ay, akşam yemeği dediysen mi bir kuru soğanla bir kuru ekmek. Hey, bizim gibi. He, senin gibi sen bilirsin. Şimdi kadın diyor ki bey bey diyor. Ben artık dayanamıyorum. Her gün her gün soğan ekmek olmuyor. İsyan diyorum ya diyor. Sen her ne kadar fakir de olsan etrafında sevilen sayılan salih bir insansın. Diyor aç ellerini Allah dua et bize de bir şeyler versin diyor. Akşam oluyor. Fakir adam açıyor ellerini dua ediyor. Akşam uyuyor sabah tekrar uyanıyor. Bir de ne görsünler? Salonun ortasında altından bir kerpiç. Allah! Tam adam diyor hanım hanım diyor al götür bu kerpiçi boz. Niye ihtiyaç varsa al gel diyor. Kadın gidiyor. İhtiyaç olsun olmasın her bir şeyi alıyor. Getiriyor. Akşam öyle bir yemek yiyor, öyle bir ziyafet çekiyor, öyle bir ziyafet çekiyorlar ki yaşlı adam patlıyor. Tam böyle son nefesini verecek. Kadın diyor, bey bey sana ne oldu sen neden böyle oldun bey diyor. Adam son kez gözünü açıyor. Bunu sen istedin harva diyor. Ve bom! İşkembesi patlayıp ölüyor. Bu dünyadan hiçbir şey istemiyor. Seni iyice okunu çıkarttın ama. Ağladıysa daha da çirkinleşiyor. Bu lanet değilsin senin yüzüne ya. Ya arkadaşlar bu adam tavuk mu ki yedikçe işkembesi patlamış. Ya fikri kötü insan fikri. Konuşma artık ya. Ya orada işkembe dedi enişte metafor yapıyor. Enişte sen bizi affet. Kurban olayım biz senin günahlarının sponsoru oluyorsun. Ama geçemedim yavrularım geçemedim. Ben bu dünyayı geçemedim. Kendi ellerimle yaktım yok ettim öteki dünyamı. Geçemedim. Allah'ım yarabbim. Ya sen neler çekmişsin enişte? Çok çekmiş. Kurban olurum ben sana kurban. Ne çekmiş kız? Ne çekmiş? Adam oturdu baş köşeyi şerefsizliğini anlatıyor. Ne çekmiş? Yok yok doğru diyor enişte. Vallahi benim de param olsa ben de kendimi bozardım. Ha bozardım yani. Senin bozacağın belli de neyse. Ya bırak enişte ya. Gelmişsin oturmuşsun padişahmış gibi baş köşeye. Şerefsizlik dolandırıcılık yaparak da bizi kekliyorsun. Edebiyat yaparak da bizi kekliyorsun. Sen önce söyle bizim evler nerede? 18 yıl oldu ya. Fikri, oğlum insan gece yastığa başını huzurla koyabiliyorsa başının üstünde bir çatı olmasına gerek yoktur diyorum Fikri. Sen başını yastığa koyduğun zaman hiç huzurunda hiç uyuyamıyorum değil mi enişte? Asla. Fikri asla. Bizi dolandırdığın için değil mi enişte? Ah be Fikri. Ah be. Ne? Sen ne yaptın? Hala sana ne kadar özledim Allah'ım. Gel şuraya gel. Ben de şu yaşta yaşamışım. Görüyor musun? Ben taksimi verin bunlardan bir kurdan. Doyamadık ya. Kiraneyse. Kokunu çıkarma. Arabayla yengi tarafa doğru. Enişte. Enişte. Geldik buraya kadar dedim. Herkes seni bu kadar insan için edin. Fikri. Öyle biliyor lan. Ya böyle diyor. Görmüyor musun adamın halini? Yeni mi başladı? Ama isim geldi. Yani 25 günlüğüne geldi.
yaşındayken bütün derslerim 5'ti. Sınıfın en iyisiydi. Yapma anne, bu benim karnem değil. Durun, karneyi tam dersinde buldum. Senin karnem bu. Ne? Benim karnem mi? Hadi canım. Hadi tamam. Ben yani diyecek. Demek bütün notların 5'te ha? İşte bak. Ah, bu da benim karnem. İtiraf et işte, ben senden daha çalışkanım. Tamam tamam. Para istiyorsun sen. Söyle ne kadar vereyim? Ne de sağ. 500 yeter ama şimdilik. Ne? 400 mü? 300 neyine etmez? Al şu 200'ü. Yüzün aşağı eve geri getir. Ama anne. Ama Samsun. Paranı alacaksın en güzel. Ah, dur bakayım. Önemli değil anne. Nasıl önemli değil kızım? Al şu işin burada. Öğretmen dövdü. Öğretmen mi dövdü? Hangi devirdeyiz? Dağ başım burası. Ben şimdi sorarım ona. Dur anne. Tabii ki burası dağ başı değil. Ama galiba kabahat bendeydi. Nasıl yani? Arkadaşım öğretmenin sandalyesine raptiye koymuştu. Raptiye koyan arkadaşımsa onu dövseydin. Sen niye dövdün? Asıl olayından sonra. Dinliyorum. Ben de öğretmen raptiyenin üzerine oturmasın diye tam oturacağı sırada sandalyeyi çektim. Hop dur. Tabii ki. Hak etmişsin. Neyse. Sen de bunları sonra konuşacağız. Yine yaramazlık yapmışsın. Her gün bir şikayet geliyor bana. Neyse. Bugün okulda ne yaptınız? Bugün okulda patlayan bir yapıyorum. Yarın okulda ne yapacaksınız? Hangi okul anne? Ya patlayan dinamit yaptık. Okul patlattık diyorum sana. Okul falan kalmadı ortada. Ne şu konuşursan? Ne? Ne yaptınız siz bunun okulda öyle? Çabuk evi topluyorsun. Her yeri süpürüyorsun. Dolabları da alıyorsun. Ben çarşıya çıkıp geleceğim. Ben de sadece sanmıyorum. Hayır. Her yeri yapıyorsun. Odanı topluyorsun. Ben birazdan çarşıya çıkacağım. Bir yere kadar işaret etmiş olur. Tamam mı? Hadi içeri geç. Arkadaşlarımıza gösterdikleri performanstan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki oyunumuz Test Çocuk. Oyundaki karakterimiz sınava girecektir ama çok stres yapar. Kurslara, dershaneye ve okula gider. Psikolojik olarak da biraz yıpranır. Doktora gider ama gittiği doktor da stresli olunca ortaya komik bir durum çıkar. İzleyelim, görelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ya bu odaya girince var ya, ya mutlu oluyorum ya. Ya her odaya girdiğinde mesleğimi ne kadar çok sevdiğimi, ne kadar iyi yaptığımı anlıyorum ya. Ben kim miyim? Bu diyarın en iyi psikoloğu Hasan Gül. Pınar, bakalım bugün neler olacak, neleri göreceğiz, kimler gelecek. Her gün ayrı bir dert, her gün ayrı bir tas. Aha, hasta var. Bak görüyor musun? Hasta var diyorum, Pınar da içine girmeye çalışıyor. O gün biri geldi, bana dedi ki, Bademciğim var. La dedim. Bademcik değil, Ademcik. Dedi sen nasıl karın doktorusun? Dedim ki, gidelim. Ya gelsene kızım, bu adam doktor, sana bir şey yapmaz ki. Ya baba, ben de eminim de beni buraya getiriyorsun. Ya hasta olmasa seni buraya getirir miyim hiç? Affedersiniz, burası Hasan Gül, Pınar'ın muayenehanesi midir? Evet, kapıdaki yazıyı okumadınız. Pek okuduk diyemeyiz doktor bey. Niye? Çünkü benim okumam yazmam gıt. Senin yoksa kızın da mı yok? O biliyor ama okumuyor. Az önce üst kata çıktık. İyi günler doktor bey, biz geldik dedik. Sonra kapıya koli gibi bir tane adam çıktı. Allah 45-50 saniye bize pis pis baktı. Nasıl? Öyle. Sonra defol lan buradan dingiller dedi. Kafamı bozmayın dedi. Aşağı in yukarı çık derken burayı güç bela bulduk. Siz çok yanlış odaya gitmişsiniz. Niye ki? O da bu diyarın en azılı katili Kel Mehmet Peşketin odasıydı. Sakin. Artık doğru odadasınız. Evet. Sen mi hastaydın çocuk mu? Ya geç kızım. Bu dedemin oğlu. Ben de dedemin torunu olduğuna göre bu adamın benim babam olması yüzde kaçtır? A %70, B %80, C %90, D %100. Kim dedemin torunu, torunumun dedesinin Ya ne olasılığı doktor bey, bu kızı aldırmayın hiç. Bu kızın dedesi benim babam. Bu kızın babası benim. Dedemin torunu bu kız. Neyse en işlisi işte bu kızın babası benim. Ama neyse hiçbir şey anlamadım ama neyse hadi Saadet'e gelelim. Saadet mi? Karım evde yemek yapıyor, gelmedi. Efendim ben karınızın adını sormadım. Konuya dönelim. Ya bu çocuk konuşunca hiç düzgün konuşmuyor. Allah. Nasıl konuşuyor? Yamuk yumu. Ne yamuğu doktor bey? Yamuk yumu. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Efendim. Neyse konuya dönelim, evet dinliyorum. Ya bir soru falan sorduğumuzda adam akıllı cevap vermiyor. Nasıl cevap veriyor? Adam akılsız mı, kadın akıllı mı? Ne akılsızı doktor bey? Adam akılsızı. Ne kılsızı, kılçıksızı? Ne kılçığı beyefendi?
Ne bileyim balıklı dışarıda öyle dediniz ya. Sizin kanınız mı aç beyefendi? Aç değilim doktor bey, yemek mi ısmarladın? Ya efendim? Burası hastane ya. Ciddiyet biraz ya. Restoran mı burası ya? Neyse evet konuya dönelim biz. Dönmesek olmazdı böyle. Olmaz iyiydi. Olmaz dönün bakalım. Peki. Ya ne yapıyorsunuz siz? E dönün deniz döndük. Allah 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 Allah. Ne oldu doktor bey, zikir mi çekiyorsunuz? Ya efendim ben dönelim derken konuya dönelim dedim ya. Konuya mı? Haa o zaman bizim dönme merhabası boşa gitti desenize. Evet evet. O zaman şimdi eski pozisyonuma geri gelelim. Evet dönelim bak sağa biraz sola karın içeri kafa yukarı el freni çek. Evet oldu çocuk hasta demiştiniz değil mi? Evet bir soru falan sorduğumuzda tez kitabı gibi cevap veriyor. Neden acaba? Niçin acaba? Nasıl acaba? Neden mi? Niye mi? Niçin mi? Neden olduğunu bilseydim bir tomar parayı kıyıp da buraya sana gelir miydim be adam? Tabii. Bir kere de gelip bir kilo çiğ köfte, bir kilo da soğuk baklava ile halim attım. Sorma. Her gün bir dert, her gün bir tasa ya. Oh. Neyse siz dışarı çıkın. Ben bir kızla baş başa kalayım. Evet çıkarım abi. Evet. Evet kalk bakalım ayağa güzel kızım. Adın ne senin? Benim adım A ile başlar, R ile devam eder, Ü ile son bulur. Buna göre bil bakalım benim adım nedir? A Ayşe, B Rümeysa, C Ayşe Yetiş, D Ayşe Yetiş Rümeysa tez döndü. Ayşe? Hayır, bilemedin. Benim adım Ayşe Yetiş Rümeysa tez döndü. Kızım bu nasıl isim? Anam babam başka isim bulamamış, bunu mu koymuş? Senin ismini yazan nüfus memurum ben yerinde olmak istemez. Neyse, kaça gidiyorsun sen? 19 yaşında olduğuma, hiç sınıfta kalmadığıma göre bil bakalım ben kaçıncı sınıfa gidiyorum? A ana sınıfı, B ortaokul, C 7. sınıf, D dershanenin 3. senesi. Anaokulu. Çak! Oha! Bari bir şey yatırsaydın. Dershane dershane. 19 yaşındayım diyorum sana. Doğru doğru kızım anladım. İyi. Derslerin nasıl peki? Testlerimi aksatmadan çözerim. Devamsızlık yapmam. Öğretmenlerimi çok iyi dinlerim. Buna göre bir bakalım benim derslerim nasıldır? A çok iyi. B çok kötü. C fena değil. D hiçbiri. Orta? Hayır, iyi düşün. Çok iyi. Aferin, göründüğün gibi değil misin? Söyle bakalım güzel kızım, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Sözlerim çok iyi. Sayısal dersleri de çok seviyorum. Ekmek aslanın ağzında, iz iz kalmış hoşuna gidiyor. Çok paralı bir işe ihtiyacım var. Kısa yoldan zengin olmak istiyorum. Buna göre bir bakalım ben de olmak istiyorum. A. Bilgisayar mühendisi. B. Öğretmen. C. Ev kadını. D. Psikolog. Buldum! Buldum. Hem benimle meslektaş olacaksın, hem de çok seveceğim bir iş. Psikolog! Hayır, iyi düşün. Kafadan atma. Dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Öğretmen? Şifler üzerinden ilerlemeden gidiyorsun. Soruyu göz önünde bulurum. Şifleri teker teker eleyerek devam et. Test tekniği bunu çözersen soruyu bulmak kolaylaşacaktır. Ama neyse ne. Yeter, bilmiyorum. Öyle bir şık yok. Yoksa yok, bitti şaka, yeter. Ben şaka yapmıyorum ki doktor amca. Ya babanın dediği gibi hep böyle mi konuşursun sen ya? Evet. Durum gerçekten çok kötü. Neyse kızım bu kadar konuşmanın üstüne bir şeyler içmek ister misin? Kola falan. Her zaman doğal içecekleri tercih ederim. Kola içmem zararlı. Cips yemem o da zararlı. Açıkta satılan yiyeceklerin yanına bile yaklaşmam. Çünkü nasıl yapıldıkları belirli bile değil. Buna göre bir bakalım ben ne içmekten hoşlanırım? A. Ada çayı. B. Kuşburnu. C. Kekik. D. Hepsi. Neyse kızım bak. Bizim buradaki hastamız gibi artık sen de normal konuşmaya başlar mısın? Söyle bakalım ne zaman başladın sen böyle konuşmaya? Sabahtan akşama kadar dershanedeyim. Dershane bitince koşu kütüphaneye gidiyorum. Hafta içi hep böyle geçiyor. Hafta sonu deneme sınavlarımız oluyor. Bir de İngilizce kursumuz var. Oldu. Tedavi ettim. Normal konuşabiliyor artık. Bu bilgilerden yolu çıkarak benim şeklinde konuşan birisi nasıl konuşur? A. Teş şeklinde. B. Şiir şeklinde. C. El kroketleriyle. D. Hiçbiri. Tüh be. Lan tam tedavi ettik derken kız yine haberci de demeye başladı ya. Kızım. Senin derdinin dermanı büyük. Söyle anana babana öğretmenlerine. Sana günde 10, 12 bilemedin 15 saat yat dinleneceğim bir program yazsınlar. Olmaz öyle şey. Babam bilgisayar mühendisi sonumu, bu işte çok para olduğunu, sınav gelip önümde kazanmam gerektiğini söyledi. Bu yüzden ona göre ders çalışıyorum ben her gün. Oldu! Bu sefer oldu! Her zaman ilk tedavi işe yarayacak diye bir şey yok, bazen ikinciyi de denemek lazım. Bilgilerden yola çıkarak benim ne yapmam doğrudur? A. Bol bol test çözmem. B. Kurslara devam etmem. C. Kütüphaneye gitmem. D. Dershanelere devam etmem. Olmadı ya! Kız
Adeta rüyam bir test kitabı. Her seferinde aynı hale dönüyor ya. Çağıralım bunun babasını da. Alsın götürsün ya. Beyefendi! Ne oldu doktor bey? Tedavi edebilir mi benim çocuğum? Edemem. Ne demek edemem? Derne derman olamadınız mı yani? Olamadım. Maalesef. Niye açtın o zaman burayı? Niye doktor oldun? Kapat gitti adam. Kızınızın sorununu siz çözmek ister misiniz? Sürekli test kitabı gibi konuşan bir kız çocuğu. Acaba nasıl düzelir? A. Müzik söyletilerek. B. Resim yaptırılarak. C. Tiyatroya gönderilerek. D. Hepsi. Doktor bile kendine benzetmişsin. Ya ne yaptın o zaman? Tedavisi nedir ya? Tamam. Geçin oturun. Ben bir rapor yazıyorum. Ondan sonra hallolacak. Geçin evet. Kızım kalemimi ver. Vay doktorum. Allah'ın adına. Ne yapıyorsun? Ne yapayım işte bir rapor işim var. Rapor mu? Allah. Sen otur ben hemen halledip gelirim. Tamam. Vay Abdullah. Nişmi abi hoş geldin. Ne yapıyor? Ya İsmail bak çocuğu doktora getirdim. Allah Allah. Rahatsızlandı da. Ne var? Ya hiç sorma. Bir soru falan soruyoruz. Bir sınavda bir sınav vardı tamam mı? Okula kursa dershane derken çocuğun sınavı ses yaptı. Test kitabı gibi cevap veriyor. Ha o nasıl iş? Bildiğin abi bir soru soruyoruz. Test kitabı gibi cevap veriyor. Test kitabı gibi cevap veriyor. Aynen abi. Vallahi hayatımda ilk defa böyle bir şey yok. Abi kendin var. Sor bak bir demo yapalım. Soruyor mu? Sor abi sor. Vallahi merak ettim. Soruyor mu lan? Sor abi sor. Isırmaz değil mi lan? Abi amma da yaptın abi soracaksan sor. A kurban ölürüm derini. Ne kadar tatlısın hele kız. Nasılsın kızım? A çok kötü. B çok iyi. C fena değil. D hiçbiri. Lan oğlum bunu beğeniyormuş. Abi dedim sana. Vallahi beğeniyormuş. Aynen öyle abi. Tek suçlu sensin. Niye abi? Sizsiniz ya. Ya çocuğa yararlı bir şeyler vermiyorsunuz ki. Hep zararlı yiyecekler yediriyorsunuz oğlum. Ne yapalım abi? Ne yediriyorsunuz? İncir, yorbaşı üzümü, pekmez, ceviz. Bunları yedireceksin oğlum. Bunları yedireceksin ya. Mesela ben lisede 11 tane zayıfım vardı. İncir yedim, üzüm yedim ve iyileştim. Tam tıp fakültesini kazandım. Tıp fakültesini kazandım. İyi abi ben seni hep görüyorum burada hiçbir yere gitmedin ki sen. Köy delisi gibi dolanıyorsun bir yere gitmedin. Gidemedim. Niye abi niye? Gidemedim. Niye? Babaannem doğum yaptı. Allah Allah. Dedemi yıldırım çarptı. Vallahi. Pantolonun neresini tükeniyordu. Abi ooo. Küresel ısınma da çıkınca gidemedim. Ooo abi sen neler çekmişsin ya. Çok küresel çıktım çok. Allah Allah. Mesela ben geçen kabızdım. Ne yaptım doktora mı gittim? Yok. Ne yaptım? İlaç mı kullandım? Yok. Ne yaptım? 4 tane incir yedim aç karnına, bağırsaklarım şimdi çapan motoru gibi çalışıyor. Ay maşallah abi ya. Akıllı olur. Abi. İncir çok yararlı ya. İçinde magnezyum var, içinde çinko var. Yani çok yararlı bir şeydir yani. Sen yapma yani. Abi iyi söyle, güzel söyle. İncir ben burada nerede bulacağım? İncir nerede bizim bulacaksın oğlum? Nerede bulacaksın incir? Nerede olur? Musa Duman'dan alacağım ya. Musa Duman'dan alacağım. Ne yap? Lan. Ya onda da yoksa? Onda var. Var. Ondan var. Ay Allah senden razı olsun abi ya. Giderim Musa Duman yanında. Şu doktora getirdim. Lan onun olur. Kendine faydası yok. O kırdı damacana. Gel kızım gel şuna çaktı mı? Çapıt kafalı. Lan bu ilimi unutma. Her yerden lan. Kahvede camide. Her yerde. Evet o. Lan bunlar nerede? Valla Abdullah'ın bağırsağı pörtlemiş. Mahsuru pörtlemiş mahsuru. Neyi pörtlemiş? İlaç kullanmaya gitti. Basuru pörtlemiş. Arkamdan atıp tutmadın değil mi? Doğruyu söyle. Ben seni karalar mıyım ya? Ben seni karalar mıyım? Sen evliya, enbiya gibi adamsın. Orta Doğu'nun, Balkanların ve de Avrupa'nın en manyak. İyi bir doktorsun ya. Ne konuştun sen fısır fısır? Üzümün faydasını, gölbaşı üzümünü, incirin faydasını konuştum. Onlara bilgimi aşıladım. Evet, onlara bilgimi aşıladım tamam, oğlum. Tamam uzat. Gel çadır geçme. Gel. Sana da iyilik yaramıyor lan. Yok yaramaz gel. Ne yapıyorsun? Rapor imzalıyorum ya. Ben de karalayayım. Lan lan! Resim defterim bu ya. Nereye karalıyorsun? Ben de bir karalayayım. Rapor bu ya. Tamam, Allah Allah ya. Tamam. Çocuk kazandı mı sınavı? Kazandı. Kazandı kazanmasına da. Denemin kemikleri sızar mesela. Tamam oğlum. Tamam. Niye lan?
Kazandı, kazandı da sevinsene oğlum. Manyak mısın sen ya? Niye sinirleniyorsun? Nasıl sinirleniyorum? Daha geçen gün aldım arabayı. Benden izinsiz kaçırmış. Frene basacağım yere gaza basmış. Gitmiş markete girmiş. Arabanın masrafı var. Pirket masrafı var. Daha ilk taksit ödememiştim. Bir de ehliyeti yoktu. Trafikten ceza yedim. Ulan desene bu çocuk ocağına incir ağacı dikti. Ya ben şaka yapmışım. Şaka yapma Mehmet ya. Bunun şakası mı olur ya? Tamam lan tamam. Tamam hadi gidelim oğlum. Hadi gidelim ya. Nereye? Çaycı Kadir'im oraya gideyim oğlum. Sana bir iki çay ısmarlayayım ya. İki çay ısmarlayayım. Sen, senin gibi cimri pinti bir adama. Neyse bu fırsat kaçmaz. Vallahi vazgeçeceğim. Hadi gidelim hadi. Ya akşam sen beni aradın dedin ki benim bağırsaklar kabızlık var. Sancı yapıyor dedin. Ne oldu geçti mi? Sorma ya. Uyutma. Bir de yengen. Dur. Alarm gibi. Aslında ben senin bağırsaklarımı tamir edebilirim ya. Yani senin bu kabızlığına bir el atabilirim. Nereye el atıyorsun Mehmet? Kabızlığına el atacağım. Nasıl el atabileceksin sen benim kabızlığıma? Oğlum senin kalbin bozuk. Senin kalbin bozuk ya. Elimden incir vereceğim oğlum. Manyak mısın sen? Baştan söyleyeceksin ya. Fesat konuşuyorsun. Oğlum niye bağırıyorsun Marsuman eşya gibi sen? Ya aslında diyor çaylar senin. Mehmet! Su koyma! Mehmet ben ısmarım. Allah belanı vermesin. Yürü. İki tane ısmarım. Arkadaşlara gösterdikleri performanstan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Bizleri yalnız bırakmadınız. Yüreğinize sağlık.